Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte yazılı hazırlık çalışması yapacağım. Hangi sınıflara yönelik? 11. sınıflara yönelik. 11. sınıflar biliyorsunuz bu dönemlerde eşitsizlikler ve parabol konusunu görüyor. Arkadaşlar üniversiteye hazırlanan arkadaşlar da bu videoyu rahatlıkla izleyebilir. Çünkü seçtiğim sorular seçici sorular, yazılıda çıkabilecek sorular. O yüzden hemen sorulara başlıyorum. Aynı zamanda öğretici sorular arkadaşlar onu da söyleyeyim. Böyle kazık soru işte e, mor artıcı soru tarzında değil ama öğretici soru konuyu öğrenmek isteyenlerin arkadaşlar seyretmesini tavsiye ettiğim bir e, video olacak bu. Dolayısıyla hemen soru çözümüne başlıyorum. İlk olarak işte arkadaşlar önemli bir soru. Öğrencilerin hata yaptığı hemen gaza gelip içler dışlar çarpımı yaptığı sorular. Halbuki biz ne diyoruz arkadaşlar eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı kolay kolay yapılmaz. Bakın kesinlikle yapılmaz demiyorum. Kolay kolay yapılmaz. Tercih edilen bir yöntem değil. İşin ehli değilsen içler dışlar çarpımını öyle hemen yapmaya çalışma. Peki ne yapacağım hocam? Genellikle öğrencilere tavsiye ettiğimiz şey eşitsizliğin bir tarafını sıfır bırak. Yani 1 bölü x eksi 2, 2 bölü x artı 3'ü buraya at mesela. Ne olur burada? İşte böyle bir eşitsizlik elde edersin. E buradan sonra ne yapıyoruz? faydaları eşitliyoruz tabii ki. E hocam çok uzun olmuyor mu? Arkadaşlar bazen bu uzunluğa bu zahmete katlanacaksın. Bak paydaları eşitlersem burası ne olur? X artı 3. Burası ne olur? Eksi de dağıtarak yazayım. Eksi 2 x artı 4 bölü. Yalnız bunları çarpma işte. Çünkü zaten ifadeyi hani eşitsizlikte kökleri bulacağın için o çarpımı yapmanı tavsiye etmem. Ne olur buradan arkadaşlar ifade? Bakın 7 eksi şöyle bir ise işareti koyalım. 7 eksi x bölü x eksi 2 çarpı x artı 3 oldu. Hemen kökleri buluyoruz. Payın kökü 7. Paydanın kökü 2. Paydanın kökü eksi 3. Sayı doğrusunda bunları gösteriyoruz. 3 tane kökümüz var. Köklerin en küçüğü eksi 3. Sonra 2. Sonra da 7. Peki işaret incelemesi yapalım arkadaşlar eksi artı artı bunların çarpımı eksi eksi ile başlıyoruz. Eksi artı eksi artı. Biliyorsunuz her bir kökte işaret değiştirir. Şimdi soruda eşitlik var dikkat edin arkadaşlar. O yüzden payın köküne yani şu 7 x'teki 7'ye arkadaşlar 7'de 0 olduğunu anlatan şu ifadeyi kullanacağım. Yani bu ifade varsa benim çözümlerimde her zaman bu kök çözüm kümesinde dahil olacak. Peki benden ne istiyor bu adam? Sıfırdan küçük eşit olan yerleri istiyor. Arkadaşlar sıfırdan küçük eşit olan yerler işte bunlar. O zaman ne oldu? Hemen cevabı yazalım. Eksi 3'e 2 aralığı ile birleşim 7 dahil sonsuz aralığı. Hocam şıklarda böyle bir şey. Arkadaşlar dikkat edin. Şimdi bu da bir hani soru taktiğidir. Sana çözüm kümesini sormuyor. Çözüm aralıklarından biri hangisidir diye soruyor. Mesela çözüm aralıklarından biri arkadaşlar 7'ye sonsuz. Dolayısıyla bizim çözüm aralığımızda burada var 7'ye sonsuz. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevap burada A şıkkı oluyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet ikinci soru benzer bir soru. Artık o hataya düşmem diyorsun. Düşmemen lazım zaten. Sakın içler dışlar çarpımı yapma. Ne yapacaksın? Her değil mi? eşitsizliğin bir tarafını sıfır yapacaksın. O yüzden arkadaşlar 4 bölü x artı 1. Dikkat x eksi 2 eşitliğin diğer tarafına atıyorsun. Eksi x artı 2 diye geçer. Bu şekilde arkadaşlar atabilirsin. Güzel. Şimdi paydaları eşitleyeceksin. Şimdi paydaları eşitlerken ister bunu yani burada olduğu gibi arkadaşlar. Yani şöyle de geçirebilirsin. Yani bu şekilde yapmak zorunda değilsin. Yani komple bu ifadeyi hani eksi olarak böyle geçir. Böyle de yapabilirsin. Yani bu ifadeyi komple bu tarafa eksi olarak aldın. Paydayı böyle daha kolay Hani şey yapabilirsin, e, eşitleyebilirsin. Nasıl diyeceksin? 4 eksi, dikkat et. Bununla bunu çarpıyorum. X artı 1 bölü X artı 1 yazıyorum. Tamam şu an paydaları eşitledim. Ama yukarıyı düzenlemem lazım. O yüzden şu işlemi yapalım. X ile X'i çarparsam x2, X kare önünde eksi var. Eksi X kare. X ile 1'i çarptım X. X ile eksi 2 ile bunu çarptım. Toplamı eksi X oldu. Ama şuradaki eksiden dolayı burası artı X oldu. Eksi 2 ile 1'i çarptım. Eksi 2. Ama şuradaki eksiden dolayı burası artı 2 oldu. Bölüm x artı 1. Hemen arkadaşlar işlemi tamamlayalım. E, yukarısı ne oldu? Eksi x kare artı x artı 6 oldu. Bundan sonra klasik işlemler var. Şimdi çarpanlarına ayıracağım. Yukarıyı çarpanlara nasıl ayırırım? Eksi x'e değil mi? E, x olsun. Bir de yukarısı burası 2'ye 3 olsun. Çapraz çarpınca ortancı terim veriyor. Yazarken karşılıklı yazıyoruz. Yazdık. Hemen yapıyorum arkadaşlar. Buralar biraz işlem. Bu işlemleri maalesef yapmak zorundayız. E şimdi arkadaşlar kökleri bulduk sayılır değil mi? Köklerden biri eksi 2, diğeri 3, diğeri eksi 1. En küçük kök eksi 2, sonra eksi 1, sonra 3 yazdık. Şimdi işaret inceliyoruz. Her bir çarpandaki en yüksek dereceli terimlerin Kas sayılarının işaretlerini çarpıyorum. Burada eksi var. Burada artı var. Burada da artı var. Çarpımları eksi. O zaman eksiyle başlıyorum. Eksi. Her bir kökte işaret değiştiriyorum. Artı. Eksi. Artı. Bana sıfırdan küçük olan yerleri soruyor. Şunlar. Yani aradığım yerler bunlar. Ama soruda çözüm kümesini sormuş bize. X'in en küçük pozitif tam sayı değerini. Yani çözüm kümesini sormamış. Düzeltiyorum. Yoksa çözüm kümesini sorsa. Hani cevaba. Eksi 2'ye eksi 1 bir birleşim. 3'e sonsuz yazacağız arkadaşlar. En küçük pozitif tam sayı değerini sormuş. En küçük pozitif tam sayı burada 4 değerini aldığını görüyoruz. Doğru cevabın denizde olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu tarz sorularda unutma. Sakın işler işler çarpımı yapmıyorsun. Püf noktası arkadaşlar. Eşitsizliğin bir tarafını sıfır bırakıyorsun. Ve o şekilde işleme devam ediyorsun. Evet geldik bu tarz sorulara. Bu tarz sorular artık kolay sorular oluyor. Ben sadece burada 2 üzeri x diye bir ifade var. Bu ifadeden korkma. Çünkü 2 üzeri x'in arkadaşlar sıfır olduğu hiçbir değer yoktur. Yani bunun kökü yok. Oradan bir boş küme, çözüm kümesi boş küme geliyor. Onu unutma. E daha sonra yukarıdaki ifadeden artı 2 ve eksi 2 geliyor dikkat et. Bunu arkadaşlar çarpanlara ayırırsan x eksi 2'ye x artı 1 geliyor. Artık sayı doğrusunda bunları sıralayabiliriz. Yani sen kökler var. Eksi 2. Dikkat et. Buradan da bir 2 ve eksi 1 geliyor. Eksi 2 en küçük kök. Yazdık. Sonra eksi 1 yazdık. E 2. Aa 2. Hem yukarıda hem aşağıda olduğundan dolayı o çift katlı kök. Ben çift katlı kökleri böyle göstereceğim. Şimdi eşitsizliğin işaretini inceleyelim. Bakıyorum arkadaşlar. Burası artı. Burası artı. Bunun da işaretine bakıyorsun. Kökünü almıyorsun ama şurası bir şey yazmıyor. Yani burası artı olduğu için bu da artı. Hepsinin çarpımları artı olduğu için artı ile başlıyoruz. Çift katlı köklerde işaret değiştirme olmaz. Dolayısıyla bu artıysa bu da artıdır. Güzel. Her bir kökte işaret değiştiriyorsun. Eşa. Ne oldu burası? Sıfırdan küçük olan yerleri soruyor bana. Yani burayı soruyor arkadaşlar. Dikkat edin. Değil mi? Sıfırdan küçük olan yerler burası. Dolayısıyla ne diyeceğiz şimdi burada? Çözüm kümesine eksi 2, eksi 1 aralığı. Van bölü böyle bir aralık? Var. Nerede? Denizli şıkkında. Herhangi bir eşitlik olmadığı için kökler de dahil değil. Bir işaret de koymadık. Doğru cevap denizli. Yine böyle bir soru çıkabilir arkadaşlar. Bakın e, basit bir soru ama yani şurada ABC şeklinde verilmiş. Dikkat ederseniz katsayılar. A'nın burada dikkat ederseniz negatif olduğunu, B'nin negatif olduğunu, C'nin de pozitif olduğunu arkadaşlar özellikle görün. Şimdi kökleri bulalım. Bakın arkadaşlar köklerden biri sıfır. Bu denklemde x'i yalnız başına bırakırsan eksi b bölü a oluyor. Bu denklemde de arkadaşlar eksi b bölü c oluyor. Hemen sayı doğrusunda sıralayalım bunları. Sıfırı şöylelikle bir yazayım. Şimdi geldim buraya. Eksi b bölü a. Arkadaşlar normalde b'nin a'ya bölümü iki negatif sayının birbirine bölümü pozitif olduğu için normalde pozitif. Ama önünde eksi olduğu için bu negatif oluyor. Yani bizim eksi b bölü a dediğimiz kök burada bir yerde olmak zorunda. Buna geldiğimde b'nin c'ye bölümü normalde arkadaşlar negatif. Ama önünde eksi olduğu için bu pozitif bir ifadedir. Dolayısıyla bu ifade de buraya gelmek zorunda. Şimdi dikkat. Soruda ne görüyorsun? Eşitlik var. Eşitlik varsa payın kökleri çözüm kümesine mutlaka dahil olacak. Onlar dahil olacağı için payın köklerine arkadaşlar şu işareti koyuyorum. Unutmayın benim çözümlerimde bu işaret varsa mutlaka çözüm kümesinde bu kökler dahil olacak. Yani köşeli parantez olacak. Peki işareti inceleyelim. Başka sayısı artı 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 mı? Değil. Bak bunun artı ama A var burada. Eksi. O zaman artı, eksi. C var. C de artı. E bunların çarpımı ne olur? Eksi. Demek ki eşitsizliğimizin işareti eksi. Eksiyle başlayacak. Her bir kökte işaret değiştiriyor. Değiştirdim. Tamam. Benden ne istiyor? Sıfırdan büyük olan arkadaşlar. Bölgeleri istiyor. Yani pozitif bölgeleri. işte aradığımız yer burası. Yani eksi sonsuz. Eksi B bölü A. Yalnız bu dahil olacak değil mi? Eşitlik var çünkü. Birleşim 0. Dikkat edin. Eksi B bölü C. Yalnız eksi B bölü C dahil olmayacak. 0 dahil olacak. Şimdi böyle bir kök arıyoruz. Var mı böyle bir kök? Hocam Edirne şıkkında var. Değil mi? Var. Evet arkadaşlar. Doğru cevap Edirne. Güzel sorular arkadaşlar. Bunlar yazılıda çıkması muhtemel sorular. Devam ediyoruz. Evet yine yazılınızda beklediğim arkadaşlar sorulardan biri de işte böyle bir soru. Yani mutlak değer içeren eşitsizlikler. Biz mutlak değer içeren eşitsizlikleri çözerken şu taktiği kullanıyoruz biliyorsunuz. Mutlak değerin kökü ki burada arkadaşlar 3 değil mi? Bu çift katlı kök olarak kabul edilecek. Hocam burada bir 2 çarpanı var arkadaşlar. O bir 2 kat olduğu için onu çok tınlamıyoruz. O olsa da olur olmasa da olur. Çok önemli değil. Aşağıya baktığımda çarpanlara ayırırsam x eksi 7'ye x eksi 5 şeklinde ayrılıyor. Bunu görüyoruz. O zaman arkadaşlar hemen kökleri sıralayalım. Şimdi en küçük kök 3 ama çift katlı kök mutlak değerin kökü çift katlı kök kabul edildi. Güzel. Şimdi diğer kökleri yazalım. Burası 5, burası 7. Peki işaret inceleyelim arkadaşlar. Mutlak değer her zaman pozitif kabul edilecek. Bunu unutmayın. E sonra burası artı, burası artı, burası artı. Artı ile başlayacağız ama ondan önce bir eşitlik var. Eşitlik olduğu için payın köküne şöyle bir işaret koyuyorum. Bu kesin dahil olacak. Unutmayın. Diğer köklere herhangi bir işaret koymuyorum. Devam edelim. Neydi kökümüzün işareti? Artıydı. Artıyla başlıyorum. Artı, eksi, artı. Çift katlı köklerde aman ha unutmayın. işaret değişmiyor arkadaşlar. Bunu özellikle ifade edelim. E şimdi tarama bölümü. En zevkli bölüme geldik. Arkadaşlar bakın sıfırdan küçük olan yerleri benden istiyor. Dolayısıyla cevap 5 5 ile 7 arası. Yalnız ne 5 ne de 7 dahil değil mi? O zaman şöyle yazalım. 5 ile 7 arası birleşim. Bu nokta varsa Arkadaşlar bak bu noktayı koyduysak bu çözüm kümesinde mutlaka olacak. Taralı bölgenin dışında kalsa bile olacak arkadaşlar. O yüzden bunu mutlaka buraya dahil edeceğiz. Başka bunun arkadaşlar lamı cimi yok. Yani bu böyle olacak tamam mı? Güzel. Şimdi benden ne istemiş bu adam? X'in farklı tam sayı değerlerini toplamını istemiş. O zaman bunları toplayalım. 3 dahil. Bir de 6 var. Başka da yok. 5 ve 7 dahil değil. O zaman bunların toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 9. Doğru cevap Bursa şıkkı çıkabilecek bir soru tarzı arkadaşlar unutmayın. Yine yazınızda çıkabilecek bir soru tarzı da işte bu arkadaşlar bakın bu tarz ifadelerde nasıl yapıyoruz? Bakın tek tek kökleri buluyorum burada 1 var, kök eksi -1 var, eksi -3 var farkındaysanız. Çok güzel. Şimdi ama buradan gelecek olan bir kuvveti çift olduğundan dolayı 2008 dikkat edersiniz arkadaşlar. Bu çift katlı kök bu tek bu da normal tek yani normal kuvvet tekse böyle parantez kuvvetlerden gelecek olan kökler kuvvetin durumuna göre tek çift olma durumuna göre tek katlı ya da çift katlı kök olarak arkadaşlar isimlendirilecek. Şimdi en küçük kök eksi 3 ve eksi 3'ü şöyle bir yazayım sonra kim var eksi 1 var eksi 1 de yazayım ondan sonra 1 var ama 1 kral kök yani çift katlı kök güzel peki şimdi. Eşitlik olduğu için 1'e arkadaşlar şu işaretimi koyuyorum. Eksi 1'e de koyuyorum. Ama arkadaşlar eksi 3'e koymuyorum. Çünkü eksi 3 paydanın kökü. Paydanın kökü asla çözüm kümesine dahil olmayacak. Dolayısıyla oraya herhangi bir işaret koymama gerek yok arkadaşlar. İşaret inceleyelim. E burası artı, burası artı. Kuvvetleri de artı dikkat edersiniz, Artı, artıyla başlıyorum. Çift katlı köklerde işaret değiştirmiyorum. Diğer köklerde işaret değişiyor. Şimdi geldik tadım zamanına. Sıfırdan küçük eşit yerleri soruyor. Yani arkadaşlar bana şu bölgeyi soruyor. Ne diyorum? Eksi 3 dahil değil ama eksi 1 dahil ve kapalı. Dikkat köşeli parantez. E bir de 1 bu taralı bölgenin dışında kalsa bile o da dahil. Ha adam bana x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. E sayalım arkadaşlar. Eksi 3 ile eksi 1 arasında eksi 2 ve eksi 1 var. Tamam. Ondan sonra bir de 1 var arkadaşlar. Toplam 3 tane var. O zaman doğru cevap nedir? 3 tanedir deriz. Evet bu soru arkadaşlar demin çözdüğüm o 2 tane sorunun birleştirilmiş hali. Dikkat edin. Ve soruda bir de şöyle bir interesting bir durum var arkadaşlar. Sağlamayan değerleri soruyor adam bana. Yani sıfırdan küçük değil. O zaman sıfırdan büyük eşit olan yerleri bulacağım demektir. O zaman doğrudan soruya böyle başlayayım. Sıfırdan büyük eşit olan yerleri istiyor benden diyebilirim. Çünkü sağlamayan değerler bunlardır. E bu durumda arkadaşlar kökleri bulalım. Buradan ne geliyor? A geliyor kök. Buradan C, buradan da sıfır geliyor. Arkadaşlar Sıfırı yazdım ortaya. C sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar o burada kök olarak. A sıfırdan küçük olduğu için burada. Ama A dikkat parantez kuvvetin içerisinde olduğu için çift katlı bir kök ve negatif arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Tamam. O yüzden sıfırın sol tarafında yazdık. Peki en son durumda arkadaşlar biz büyük eşiti arıyoruz. Yani soruda eşitlik var. C dahil olacak. Aynı şekilde A da dahil olacak. Payın kökleri dahil. Paydanın kökleri onlar dahil değil. Hadi işaret inceleyelim. Arkadaşlar negatif ama çift kuvveti olduğu için bakın bu eksi. Şuradaki çift kuvvetten dolayı işaret artı geldi. Bu da artı geldi. Ama B arkadaşlar bir bunların hepsini bir eksi görüyorsunuz. Hepsini arkadaşlar eksi yaptı. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar eşitsizliğin işareti bir defa eksi. Eksiyle başlıyorum. Her bir kökte işaret değiştiriyorum. Artı eksi e bu çift kartlı kök değiştirmiyor dolayısıyla bu da yine eksi oldu şimdi benden ne istiyordu bu adam sıfırdan büyük ve eşit olan yerleri istiyordu o zaman arkadaşlar istediği yeri verelim sıfır C C kapalı ama A da arkadaşlar bu köke dahil gördünüz mü var mı böyle bir yer var mı sıfır çok güzel değil mi arkadaşlar bakın sıfırı eşit olarak almış Sıfırda da Sonuçta paydanın kökleri hiçbir zaman dahil olmuyor ya arkadaşlar. Onu da buraya alabiliriz dolayısıyla arkadaşlar. Sağlamayan yerleri sormuş. Acayip şık bir soru olmuş gördünüz mü? Yani bu soruda adam buraya denizli şıkkına şu sıfırı şöyle alsa arkadaşlar bizi tuzağa düşürecek. Çok enfes bir soruymuş hakikaten. O yüzden doğru cevap arkadaşlar Edirne. Tamam mı? Yani fark etmek, fark etmek gerçekten zor. Sağlamayan yerleri soruyor. Dolayısıyla biz arkadaşlar sıfır asla çözüm kümesine dahil edilmeyecek sonuçta. Öyle değil mi? Sıfır ne yapıyorum arkadaşlar? Alıyorum. X değerlerinin en geniş aralığı. Bravo bize. Doğru yaptı değil mi? Aferin bize. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Banko bundan bir tane soru gelecek arkadaşlar. Tahmin ediyorum yazılıda böyle bir soru tarzı gelecek. Nedir bu? Demiş ki bu fonksiyon dikkat edin x'in bütün reel sayı değerleri için eksi 2'den büyük olduğuna göre. Yani fx her zaman eksi 2'den büyükmüş. Her x eleman r için. Her zaman. Arkadaşlar fx nasıl bir fonksiyon? İkinci dereceden bir fonksiyon. E şimdi ben buradaki eksi 2'yi buraya attığımda x kare eksi mx artı ne olur? 4 olur. O zaman cümleyi şöyle okuyalım. Her x eleman r için bu ikinci dereceden ifade sıfırdan büyük olmalıymış. Hatırlayın şöyle bir kuralımız yok muydu? İkinci dereceden bir ifadenin daima sıfırdan büyük olması için ne olmalıydı? A sıfırdan büyük ve delta sıfırdan küçük olmalıydı. Ya A dediğim x karenin kat sayısı o zaten sıfırdan büyük bu sağlıyor. Demek ki ben delta'nın sıfırdan küçük olmasına dikkat edeceğim. Delta neydi? b kare eksi 4 acı m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 4 işte bu sıfırdan küçük olmalı. Bakın burası m kare eksi 16 olur. Köklerini arkadaşlar hemen söylersek eksi 4 ve artı 4. Bunları da yazdım. İşaret incelemesi yaparsam artı ile başlıyor. Artı, eksi artı. Sıfırdan küçük olan yerleri istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar m eksi 4 ile 4 arasında olmalı. Bana emin alabileceği en büyük tam sayı değerini sormuş. En büyük tam sayı değeri 3'tür. Arkadaşlar şu özelliğin kullanıldığı bir soru yazınızda banko gelir diye düşünüyorum. Bakınız bu da arkadaşlar o özelliğin bir farklı soru tipi ama bir tık daha zor arkadaşlar. Şimdi bu soruyu beraber çözelim. Ne yapıyorum? Biri eşitliğin eşitsizliğin diğer tarafına atarak başlıyorum. Yani m-2 x kare eksi mx artı x dikkat artı m-1 oldu. Şimdi ne demiş? Eşitsizliği her x reel sayı değer için sağladığına göre. E bunu söylüyorsa o zaman arkadaşlar bu ifade ikinci dereceden bir ifade. Bunun daima sıfırdan küçük olması için a'sı yani a sıfırdan küçük delta sıfırdan küçük olmalı. E burada a dediğim m-2. m-2 sıfırdan küçük olacak ve delta sıfırdan küçük olacak. Yani bir defa m 2'den küçük olacak. O banko kenarda dursun. Tamam. O zaman biz şuraya bakacağız bir de. Delta 0'dan küçük olmalı. Peki delta'yı incelemek için arkadaşlar. Şu ifadenin a'sı b'si c'si net olarak belli olmalı. Ben şurada şöyle küçük bir arkadaşlar x parantezini alırsam. Aslında şöyle oluyor. 1 eksi m x oluyor bu ifade. Dikkat edin. Tamam mı? O zaman denklemin b'si 1 eksi m oldu. Hani b kare eksi 4 ac diyeceğiz ya. 1 eksi m'in karesi eksi 4 çarpı a'sı buydu c'si de bu. İşte bu sıfırdan küçük olmalı. Hemen burayı açalım. 1 eksi 2m demek çarpımın iki katı artı m kare. Şurayı da bir çarpalım. Şunları çarparsam m kare eksi 3m artı 2 oluyor. Dikkat bu çarpım. Eksi 4'ü çarp, dağıtıyorum. Eksi 4m kare artı 12m oldu ve bir de eksi 8 oldu düzenleyelim M kare eksi 3 M kare ne oldu arkadaşlar bu eksi 4 M kare eksi 3 M kare oldu artı 10 M oldu ve burası da eksi 7 oldu aşağı şimdi bunu çarpanlarına ayıracağız arkadaşlar kökler eksi 3 m M olsun tamam şurada tabi ortanca terim arkadaşlar dikkat edin 10 M olduğu için eksi 1'i buraya 7'yi de buraya yazayım karşılıklı çarparak ortanca terime ulaştım o zaman yazarken çapraz yazacağım. Eksi 3m artı 7 ve m eksi 1. Tamam. Köklerden biri 7 bölü 3 çıktı. Diğeri de 1 çıktı. Hemen arkadaşlar şurada tablo yapıyorum. Şöyle küçük minnak bir tablo yaptım. 7 bölü 3, 7 bölü 3 birden büyük. O zaman 7 bölü 3 buraya gelsin. İşaret inceleyelim. eksiyle başlıyor. Eksi artı eksi. Buradaki m değeri de dikkat edin arkadaşlar. Ne oldu? Sıfırdan küçük olan yerleri istiyoruz. Değil mi? 1'den küçük eksi sonsuz arası birleşim. Bir de 7 bölü 3'ten büyük çıktı. Tamam. Şimdi m 2'den küçük olmalı. 7 bölü 3'ten büyük olmalı. Hangisi doğrudur m için demiş. Bir defa 2'den küçük olacaksa arkadaşlar değil mi? Şurayı alamayız. Çünkü ikisini aynı anda sağlayan yerler olmalı. Yani bunu alamam. Bu kesin. Kesin yani değil mi? 2'den küçük olacak. Burayı söyledik. Bir de karıştırmayalım burayı. 2'den küçük. 1'den e 2'den e küçükse arkadaşlar 1'den küçük olan bölgeyi alacağım. İkisini aynı anda sağlayan tek değer orası oluyor değil mi? Evet arkadaşlar biraz duraksadım ama acaba yanlış mı yaptım diye. O zaman M ne olmalı? Birden küçük olmalı. Yani cevap Bursa olur. Evet. Peki 2'den küçük. Anladınız değil mi arkadaşlar? 2 burada bir değer çünkü. 7'yi 3'e bölersen 2'den büyük bir değerdir. 2 burada. Biz 2'den küçük olmasını istiyoruz. 2'den küçük olmasını istiyorsan. E 1'den küçük olan yerle kesişiyor, örtüşüyor demektir. İkisinin kesişimi ne olur dolayısıyla? En birden küçük olmuş olur. Güzel. Bak bu sorudan arkadaşlar %99 böyle bir soru çıkacak. Yani şu soru arkadaşlar şu özelliği lütfen unutma. Bu özellik Mutlaka ama mutlaka arkadaşlar öğren. Tamam. Bir ikinci dereceden denklemin. Bir ikinci dereceden fonksiyonun daha doğrusu ifadenin daima sıfırdan büyük olması için a sıfırdan büyük delta sıfırdan küçük olmalı. Daima sıfırdan küçük olması için a sıfırdan küçük yine delta sıfırdan küçük olmalı. Bunu unutma. Evet bir de böyle bir soru arkadaşlar. Bakın şimdi böyle üstü ifadeler olunca tırsmayın sakın. Çünkü bir şey yok burada. 2 üzeri x'i Arkadaşlar 64 yapan biliyorsunuz kaçtır? 6'dır. Demek ki bu denklemin kökü 6. Buradan kök gelmez. Çünkü 3 üzeri x hiçbir zaman negatif bir sayıya arkadaşlar eşit olmaz. Buradan bir kök gelmiyor zaten. Onda bir problem yok. Tamam mı? E bu ifadeye baktığımda arkadaşlar bu çarpanlara ayrıldığında şu ifade x eksi 4'e değil mi? x eksi 12 diye ayrılır arkadaşlar. O yüzden denklemin köklerinden biri 4 diğeri de 12'dir. Hemen sayı doğrusunda bunları sıralıyorum. En küçük kök 4. Sonra 12. Sonra da 6 mı? Yalnız söyledim arkadaşlar. Şurası 6 olacak. 4, 6 ve 12 olacak. Güzel. Sonra işaret inceleyelim. Artı, 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 artı ile başlayalım. Artı, eksi, artı, eksi. Bana sıfırdan küçük olan yerleri arkadaşlar söylenmiş. Yine dikkat edin. Aşağıdaki aralıklarından hangisinde sağlar diyor. Yani x 4'ten küçük olan aralıkta sağlar. Bir de 6 ile 12 aralığında sağlar arkadaşlar. Yani dolayısıyla C şıkkında sağlar, C'yi işaretler geçeriz. Çözüm kümesini sormuyor. Bu soru köküne, bu soru tipine alışın arkadaşlar. Unutmayın. Bakın mutlak değerli bir eşitsizlik çözmüştük ama böylesinden çözmemiştik. Bundan da bir tane çözelim. Çünkü bunun kökleri arkadaşlar çift katlı kök sayılmayacak. Çünkü mutlak değer burada bir çarpan olarak değil. Biz mutlak değerli çarpanların çarpanlardan gelen kökleri çift katlı kök olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar şu ifadenin kökü nedir dediğinizde bunu sıfır yapan değerlere bakacağız. Şimdi bunu hızlandırabilirsiniz. Bunun sıfır olması için şuranın 4 olması lazım. Buranın 4 olması için de x'in y 7 olması gerekiyor ya da eksi 1 olması gerekiyor. Mutlak değeri arkadaşlar alındığı için. O zaman buradan zaten 2 tane kök geliyor unutma. Ha aşağıya baktığında aşağısı 3 eksi x'in parantez karesidir dikkat edersen. İşte buradan gelecek olan kök bu bir çift katlı bir köktür. Onu yazarken çift katlı kök olarak göstermen gerekecek. O zaman eksi 1'i yazalım. Bakın 3'ü yazdık çift katlı kök bir de 7'yi yazdım. Tamam Şart inceleyelim arkadaşlar. Bakın buradan eksi geliyor. Buradan da artı geliyor. Eksiyle başlıyor. Eksi artı çift katlı köklerde işaret değiştirme olmuyor ve burası eksi. Eşitlik var. Sadece payın köklerine. Bunlar payın köküydü. Dikkat edin. Eksi 1 ve 7. Bunlara şu işareti koydum. Yani bu işaret bu noktalarda sıfır oluyor. Eşitsizliği sağlıyor anlamında bir işaret. Tamam. İçi dolu sıfır yani. Öyle düşünün. Tamam. Peki devam ediyorum. Sıfırdan büyük eşit yerleri soruyor. Pozitif yerleri. Bakın tarıyorum arkadaşlar. He, demek ki bak eksi 1'e 7 aralığı ama 3 işaret koymadığım için taralı bölgenin içinde kalsa bile onu çözüm kümesine dahil etmeyeceğiz. Gerekirse böyle çözüm kümesini yazarken el yordamıyla onu oradan arkadaşlar çekip atacağız. Gerçi bana çözüm kümesini sormuyor. Tam sayı değerleri kaç tanedir diye soruyor. Yani eksi 1'den başladın 0, 1, 2 3 yazma 4 5 6 7. Kaç taneymiş? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 taneymiş. Unutma. Evet arkadaşlar eşitsizliklerle alakalı hani gelebilecek soru tipleri hemen hemen böyle olduğunu düşünüyorum. Bir tane de eşitsizlik sistemlerinden bir çözüm yapalım. Ondan sonra arkadaşlar eşitsizlikle alakalı hani kısmı e, bitireyim. Hemen bu soruyu çözelim. Eşitsizlik sistemlerinde dikkat edeceğimiz husus neydi? Her bir eşitsizliğin çözüm kümesini bulacağız. Sonra bunları kesiştireceğiz. Biz bu kesişimi arkadaşlar nerede yapıyoruz? Tek bir tabloda yaptığımız için dikkatli olacağız. Bakın şimdi mesela bu denklemin kökü 4 burası eksi 1. Şurayı a parantezine alırsam arkadaşlar buradan 0 ve eksi 1 geliyor. Şimdi şöyle çizelim. iki tane arkadaşlar. Şurası birincisi için olsun. Bu da ikincisi için olmuş olsun. Hemen kökleri yazıyorum. 4, eksi 1, 0 ve eksi 1. Hepsini aynı anda göstereceğim. Eksi 1, 0 ve bir de 4'ü arkadaşlar yazdık. Güzel. Şimdi dikkat. Birincinin arkadaşlar işaretini inceliyorum. Şurası eksi, burası artı olduğu için eksiyle başlayacak. Ama kendi kökünde işaret değiştirecek. Mesela 4 ona ait bir kök. O zaman burada işaret değiştirecek. 0 ona ait bir kök değil değiştirmeyecek. Eksi 1 ona ait bir kök değil değiştirmeyecek. Yani böyle bu kadar kendi kökünde arkadaşlar unutmayın. Hocam eksi 1 10'a ait bir köktü. O zaman arkadaşlar değiştirecek. Eksi 1 10'a ait bir kök mü? Evet şurada eksi 1 10'a ait bir kök. O zaman arkadaşlar değiştirecek. Tamam mıyız? Her işaret tekrar söylüyorum. Kendi kökünde yani eşitsizliğin o kökünde işaret değiştiriyor. O zaman buraya geldiğimde mesela burası artı. Mesela 4 10'a ait bir kök değil. O zaman yine artı. 0 10'a ait bir kök. O zaman eksi. Eksi 1 ona ait bir kök o zaman artı. Tamam. Ona ait bir kökse işaret değiştiriyor. Şimdi belki aklına şu gelebilir. Hocam eksi 1 hem burada var hem de burada var. Onu çift katlı kök saymayacak mıyız? Saymayacağız. Eğer o kök yani aynı eşitsizlikte aynı eşitsizlikte yani çift adet kök olursa çift katlı kök olur. Yani söylemekte zorlandım biraz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bir kök yani Sadece burada eksi birden iki tane olsaydı o zaman çift katlı kök. Ya da aşağıda olsaydı o zaman çift katlı kök diyecektik. Hani onu da unutmayın. Onu da söylemiş olalım. E o zaman gençler artık sonucu bulalım. Yukarısı sıfırdan büyük eşit dedi. O zaman dördü alıyorum. Eşitlik var. eksi biri de alıyorum yukarısı için. Aşağıda eşitlik yok. O yüzden herhangi bir şey yapmıyorum. Şimdi tarama kısmı geldi. Yukarı sıfırdan büyük eşit yerleri istiyor benden. Yani burayı istiyor. Aşağısı da sıfırdan büyük yerler istiyor. Yani burayı istiyor. Ve şurası da var. Tamam. İkisinin ortak arkadaşlar tarandığı yer burası. Şimdi bakıyorum. Sıfır dahil değil. Yukarıda da dahil değil. Aşağıda da dahil değil. Sıfır dahil değil. Peki 4. 4 yukarıda dahil. Aşağıda dahil mi? Bakın bu noktayı aşağıya indirdiğinizde her iki tarafta böyle taralıysa 4'ü de dahil olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla 0 4 aralığı bu eşitsizliğin çözüm kümesi olmuş olur. Böylelikle arkadaşlar tekrar söylüyorum. Eşitsizliklerle alakalı gelebilecek soru tipleriyle alakalı sorular çözdüm. 11. sınıflar bu videoyu izlemeden yazılıya girmeyin. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Ha neyle alakalı? Pol, parabollerle de alakalı arkadaşlar. Küçük bir video atabilirim. Yine çıkabilecek, çıkmasını böyle düşündüğüm, tahmin ettiğim soru tiplerinden öyle bir video arkadaşlar yapabiliriz. Görüşürüz kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Yazınızda başarılar.